Albay Muammer Kaddafi ayaklanan halkı farelere benzetmişti. 42 yıllık iktidarı bir kanalizasyon borusunun içinde son buldu. Halkın iktidarda olduğunu iddia etti. Ama halka hiçbir zaman güvenmedi. Ayaklananları küçümsedi. 42 yıl diktatörlükle yönettiği ülkesinin kendisine karşı ayaklanacağına inanmadı. İç savaş başlattı, ayaklanmayı kanla bastırmaya çalıştı. Sonu da kanlı oldu. Ben bir savaşçıyım, devrimciyim. Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. Bu çeteler fare gibi. Bunlar Libya halkını temsil etmiyor. Devletin egemenliğine göz dikenler, kurumlarına saldıranlar ölüm cezasına çarptırılacaklar. Onları temizlemek için gerekirse tek tek her eve gireceğiz. Tunus ve Mısır'da başlayan ayaklanma süreci Arap Baharı bu iki ülke arasında bulunan Libya'yı da etkiledi. Libya da bir süre sonra ayaklandı. Ancak Mısır ve Tunus'a baktığımızda ayaklanmanın görece kısa ve barışçıl şekilde gerçekleştiği, sona erdiğini söyleyebiliriz. Ancak Libya'da böyle olmadı. Bir iç savaş yaşandı, NATO müdahalesi yani dış müdahale gerçekleşti. Peki Libya'da farklı olan neydi? Siyasi yapısı nasıldı? Niçin bu kadar uzun sürdü ve niye bu kadar kanlı gelişti? Libya ayaklanmasının iç savaşa dönüşmesi nedensiz değildi. Muammer Kaddafi ülkede herhangi bir demokratik kuruma izin vermedi. Ülkede aşiret sistemi hakimdi. Bu nedenle ayaklanmayla birlikte Kaddafi yanlısı ve karşıtı aşiretler savaştı. Ülkede siyasi parti olmadığı için muhalefet geleneği, sivil toplum, anayasal kurumlar da hiçbir zaman olmadı. Ordu ülkeyi değil Kaddafi'yi korumakla yükümlüydü. Libya 1951 yılında bağımsızlığını kazandı ve Libya Krallığı kuruldu. Dönemin kralı İdris Senussi politikayla fazla alakadar değildi ve bu nedenle yönetimi parlamentoya bıraktı. Mevcut hükümetse hiçbir zaman halkla aynı görüşte olmadı. 1969'da Kaddafi ve 12 subay arkadaşının darbe yaparak yönetimi ele geçirmesi bu yüzden halkta sevinç yarattı. Ancak sonrasında sert tavırlarıyla öne çıkan Kaddafi kendi diktatöryasını kurdu. Elitleri ve eğitimli kesimi yok etti. Yönetime gelişinden sonra zamanla ekonomi kötüye gitti. Eğitim, sağlık, altyapı gibi konularda neredeyse hiç yatırım yapılmadı. Hatta şunu diyebilirim, 1976'dan beri Trablus'a kaldırım bile yapılmadı. Aslında kimse Kaddafi'nin bu kadar kısa sürede düşeceğini tahmin etmiyordu. Herkes onun isminden bile korkuyordu. Çünkü burada bugüne kadar etkin olan tek güç Kaddafi ve ailesiydi. Libya, Tunus'un ve Mısır'ın diktatöryaya karşı ayaklanmasıyla birlikte kendini değişime hazır hissetti. Mübarek ve Bin Ali gibi Kaddafi'den daha zeki ve eğitimli liderlerin devrilebiliyor olması bizi cesaretlendirdi. Ordunun da sivillerle birlikte hareket etmesi Kaddafi'nin kaybını hızlandırdı. Bingazi ve diğer kentler hızla özgürlüğüne kavuştu. Muammer Kaddafi önce Arap ülkelerinin olmayınca Afrika'nın liderliğine soyundu. 5 milyonluk petrol zengini ülkenin paralarını fantezi projelere ayırdı. Halk hakikaten bu yani Libya çok ilginç yani en zengin ülke en fakir halktır. Kaddafi sistemi 42 yıldan bu örtü tablo budur. Ordu sistemi nasıldı? Vallahi ordu sistemi, işte Kaddafi yeşil sisteminde ordu yok diyor. Halk diyor kendisi ordudur. Biz bu bir türlü anlamadık yani biz. Hatta bizim maaşlarımızda Klaşenkov şey kesiyordu. Yani taksitle 10 sene 15 sene içinde Klaşenkov her Libyalı askerdir ama bir askeri biz görmedik. Herkesin evinde var mıydı Klaşenkov? Hayır yani maaşını kesiyordu Kaddafi ama biz görmedik. Kaddafi döneminde parti kurmak yasaktı. Bence daha önceden bir parti deneyimimiz olmadığı için daha yeni ve aydınlık fikirlerle parti kurma şansımız yüksek. Bir avantajımız da Libya halkının birlik duygusu. Bunun nedeni ise Osmanlılar. Çünkü Osmanlılar 400 yıl Libya'yı yönetti ama ne kabile sistemini ne de ekonomiyi bozdu.
bizi saf bıraktı ve biz de birliğimizi koruyabildik. 1911'den beri dış güçlere karşı hep savaşsak da birbirimize destek olarak sabretmeyi öğrendik. Ancak Kaddafi dönemi sırasında öyle bir noktaya geldik. Sabrımız taştı ve bu patlamayı yaşamak zorunda kaldık. Arap ayaklanmalarının Arap Baharı'nın en zorlu süreci Libya'da yaşandı. Ayaklanma kanlı geçti. Bundan sonraki süreçte çok kolay geçeceğe benzemiyor. Hükümet kurulacak, kurucu meclis seçilecek, anayasa yapılacak ve demokratik seçimlere doğru yürünecek. Bu tür tecrübeleri olmayan Libya için bu süreç aslında pek de kolay değil. Gruplar arasında çatışmalar çıkması muhtemel. Hükümette kim hangi pozisyonu alacak bunlar tartışılıyor. Ancak Libya halkı şimdi bunları düşünmek istemiyor. Bunları daha sonra tartışırız diyorlar. Belki de bugünlerinin keyfini çıkarmak istiyorlar. Belki de onlar haklı. Muammer Kaddafi'nin terör eylemleri düzenlettiği iddia edildi. Sosyalizmi ve İslam'ı yeniden yorumlamaya çalıştı. Ünlü çadırını her yere taşırken halka sizin gibi yaşıyorum mesajını vermek istedi. Ama halk ona inanmadı. Son döneminde Batı ile arasını düzeltmeye çalıştı. Ancak demokrasi ve özgürlük taleplerine gözünü kapayınca bu onun sonu oldu. Yeni bayrağımızın renklerini kullanarak resim yapan çok kişiyle tanıştım. Çoğu daha önce hiç resim yapmadığını ama özgür kalınca çizebildiklerini söyledi. Eskiden Libya'da duvar resmi veya karikatürden söz edemezdiniz. Ancak 17 Şubat'tan sonra duvar resimlerinde, grafitilerde patlama oldu. Bir sanatçı olarak özellikle hiç resim yapmamış gençlerin duvarlara yaptıkları çizimlere hayran oldum. Ben buraya 32 sene, bura bana bakmış, beslemiş. Aç konuşalım. Rızkım ben burada temin etmişim. Böyle bir şeyde benim işim var elimde. Nasıl bıraktı gidebilir? Değişen bir şey yok. Toplum aynı toplum. Toplum aynı toplum. Sevgi aynı, muhabbet aynı. İnşallah bu millet kendisini bulur. Toplar kendisini. İnşallah zaferle sonuçlanır. We are looking for development. Biz yeni Libya'nın gelişmesini ve özgür olmasını bekliyoruz, bunu istiyoruz. Herkesin özgürce konuşabildiği bir ülkede yaşamak istiyoruz. Kendimizi diğer ülkelerle karşılaştırdığımız zaman neden onlar gibi olmayalım? Neden önde gelen bir ülke haline gelmeyelim diyoruz. Kaddafi bu ülkeyi sadece askeri hedefleri için kullandı. Yatırım yapmadı, bina yapmadı. Biz o dönemde çok acı çektik. Bir devrim oldu ve bu da bizi değiştirdi. Artık Libya yeni bir bakış açısına kavuşuyor. Gelecek için tek umudum, adaletin egemen olduğu bir Libya'da yaşamak. Kaddafi'nin gidişi Libya'da farklı şekillerde, farklı törenlerle kutlanıyor. Hemen hemen her duvar, bunlardan daha çok görmemiz mümkün. Kaddafi aleyhine, yeni Libya, özgür Libya lehine bayraklar, sloganlar. Kaddafi katil ve canidir, biz ondan nefret ediyoruz yazılarıyla birlikte cuma namazları da özellikle bu dönemden sonra daha bir önem atfediyor. Hutbelerde özellikle birlik beraberlik çağrısı yapılıyor. Kaddafi Firavun'a benzetiliyor ve Firavun'un tırnak içine devrilmesinden dolayı memnuniyetler dile getiriliyor. Trablus muhaliflerin eline geçtikten sonra Kaddafi ailesi dağıldı. Karısı Safiye, kızı Ayşe, oğulları Hannibal ve Muhammed Cezayir'e kaçtı. Mutasım Sirte'de, Hamis ise Tahrum'da öldürüldü. Libya'da kentler özgürlüğün tadını çıkarırken geçmiş dönemden kalan bir takım unsurları da kentlerin önemli meydanlarına koyuyorlar. Tahrum kentinde bu araç Kaddafi'nin oğlu Hamis'e
aitmiş ve buradan kaçarken milisler tarafından, daha doğrusu muhalifler, muhalif savaşçılar tarafından durduruluyor. Çatışma sonucu araç bu halde değil tabii. Önce Hamis kaçıyor başka bir araçta ama bu araçta tahrip ediliyor. Şimdi burada insanlar geliyor, fotoğraflar çekiyor. Hem aracın fotoğrafını çekiyor hem de birlikte fotoğraf çektiriyorlar. Bu eski dönemin bir anlamda ibreti alem olsun diye söylüyorlar buradakiler. Evet, bunun gibi bir sürü Kaddafi döneminden özellikle ailesinden kalan mallar, malzemeler Libyalılar tarafından ilgiyle izleniyor, fotoğraflanıyor. Kaddafi bu ülkeyi yerle bir etti ve bize acı çektirdi. Devrim başlar başlamaz ben de ülkemin özgürleşmesi için muhalif güce katıldım. Şimdiden sonra ekonomimiz ve siyasetimiz daha iyi olacak. Bizler hep birlikte ülkemizi özgürleştireceğiz. Biz gençler, özellikle Trablus'un muhalifler tarafından ele geçirilmesinden sonra orduya katıldık. Kısa bir eğitimden geçtik ve cepheye gönderildik. Yaptığımız iş bence çok ciddi ve istikrar sağlanana kadar konumumuzdan ödün vermeyeceğiz. Şükran, Karun'da bir kutlama yemeğindeyiz. Yemekten önce ellerimizi yıkıyoruz. Büyük bir yer sofrası, önemli bir kutlama. Böyle Libya'nın çeşitli kentlerinde özgürlük, özgürleşme, çeşitli evlerde yemeklerle ve büyük katılımlarla kutlanıyor. Libya'da renkler de değişiyor. Renkler önemli. Bu gördüğümüz dükkanın kepengi, kapı yeşil. Libya'da her şey ama her şey yeşil. Çünkü Kaddafi öyle emretmiş. Kepenkler, duvarlar, kapılar, evlerin pencerelerin pervazları yeşil. Böyle bir takıntı varmış ve direktifle birlikte bütün her şey yeşile boyanmış ama Kaddafi gittikten sonra renkler değişmeye başlıyor. Hemen yeşiller, burada gördüğünüz gibi yeni bayrak rengi ya da yeni bayrağın kendisi kırmızı, siyah, yeşile dönüyor. Ve gün be gün bütün bu yeşiller bu renge, yeni dönemin rengine çevriliyor. Bu bir şekilde hem o direktifleri ve yıllardır uygulanan baskın rengi değiştirmek hem de artık herkes bir şekilde yeni rejime bağlılığını bildirmek amacını gidiyor. Eskiden otobüslerin hatta arabalarımızın bile yeşil olması gerekirdi. Çünkü Kaddafi böyle olmasını istiyordu. Şimdi otobüslerimizi istediğimiz renge boyayabiliyoruz ve yenilendiğimizi hissediyoruz. Kaddafi'deki bir kafasındaki bir düşünce var. O da kimse bilmiyor. 42 sene biz bilemedik işin gerçeği. Niye tam yeşil? Dolayısıyla ama böyle bir yeşillik bir hastası var. Her şey yeşildir. Gördüğünüz hatta dükkanlar kapıları yeşildir. Öyle bir şey mi? Yasa mı? Tabii yasa. Yasa. Yani zorunda. Bütün renkler, dükkan zorunda. Kapıları, tabii, özellikle evlerin kapıları. Evleri kapılarında, pencereleri her şey yeşil. Mümkününce her şey yeşildir. Arap dünyasının en uzun iktidarda kalan Libya'yı 42 yıl yöneten Kaddafi en son bu surların balkonunda burada insanlara hitap etmişti. Milyonlara konuşuyorum demişti. Aslında 3-5 bin kişi vardı. Ülkeyi işgal edenler buradan gidecek, onları kovacağız diye konuşmuştu. Ama o günden sonra ortada görülmedi. Burası Yeşil Meydan. Kaddafi yönetiminin Kaddafi iktidarının gövde gösterisi yaptığı, yıllarca insanları bir şekilde zorla doldurduğu bu meydan. Bu meydan şimdi gençlere kalmış durumda. Gönüllü gençler tarafından temizleniyor.
düzenleniyor, zaman zaman kutlamalara sahne oluyor. Aslında burası, bu yeşil meydan, Trablus'un ortasındaki yeşil meydan eski rejimin bir simgesi niteliğinde. Bir zamanlar Kaddafi'nin burada yüz binlerce kişiyi topladığı, onlara seslendiği ve coşkuyla rejimini, devamını bu tür gösterilerle sağladığı belirtiliyor. Ancak artık Kaddafi Libya'da yok. Yeşil Meydan şimdi Şehitler Meydanı olarak ismi değiştirilmiş durumda ve bir daha bu isim anılmak istenmiyor. Biz Trablus halkı olarak Bingazi'nin kurtuluşundan sonra kendi aramızda anlaştık ve 20 Şubat'ta Yeşil Meydan'da toplanıp Kaddafi aleyhinde sloganlar attık. Kaddafi'nin askerleri de bize ateş açtı. İşte arka binadaki kurşun delikleri o günden kalma. Libya ayaklanmasında ya da Libya'nın özgürleşmesinde NATO'nun katkısı ya da NATO'nun desteğini anlatmadan olmaz. Çünkü birçok kişiye göre NATO olmasaydı Libya bu kadar kısa süre içinde özgürleşemezdi. Babül Aziziye burası hatırlanacağı gibi Kaddafi'nin sık sık konuşma yaptığı binalardan birisi. 1980'lerde Amerika tarafından bombalanmış, hatta önüne bir el heykeli, içinde bir Amerikan uçağı şeklinde bir heykel konmuştu. Son zamanlarda da sık sık çıkıp burada konuşuyordu. NATO tarafından en son olarak bombalandı. Şimdi bu halde ve 42 yıldır buraya giremeyen Trablus'lular, Libya halkı büyük merak içinde bu enkaza geliyor ve nasıl bir yerde yaşıyormuş, neler yapıyormuş onu merak ediyor. Bir yandan Libya ayaklanmasını anlatırken Mısır ve Tunus'ta da karşılaştırmak gerekiyor. Orada kısa süreli sürmüştü ve iç savaşa dönüşmemişti. Fakat burada Bingazi'de ayaklanma başlayınca Kaddafi sert bir tepki gösterdi. Ardından Bingazi NATO'dan yardım istedi. Fransa ve İngiltere hemen önce oldu. Türkiye biraz tereddüt geçirdi. Daha sonra NATO operasyonuna destek verdi. Ve bir yandan Libyalı muhalifler, Libyalı savaşçılar, diğer yandan NATO Kaddafi'yi bir şekilde sıkıştırdı. Ama asıl gücünü, askeri gücünü, dinlenme istihbarat gücünü, silah gücünü kıran NATO oldu. O sırada tabii ki son dönemde burası da bombalandı. Yani bir süre önce Kaddafi buradaydı ve şurada hemen konuşma yapıyordu. Libya halkına, özellikle ayaklananlara, muhaliflere, böcekler, solucanlar, yarasalar, uyuşturucu kullanan insanlar gibi hitaplarda bulunuyordu. Ama şu anda burada artık Kaddafi yok. O heykel, yok uşak heykeli burada değil. İşte onun solucanlar dediği, fareler dediği, aşağıladığı, kendince aşağıladığı insanlar burada özgürce geliyorlar. Ayrıca burada standlar da kurulmuş. Herkes gelip yeni Libya'nın bayrağı, çeşitli CD'ler satıyor. Meyve suyu satıcıları, çay kahve satıcıları. İçeride bir grup var. Eskiden kalma, o dönem belki Kaddafi ailesinin ya da askerlerinin eğlenmek için kullandığı aletlerle burada vakit geçiriyorlar. İşte gördüğünüz gibi burada NATO tarafından bombalanan Babül Aziziye'nin şu anki durumu. Herkes tek tek duvarlara kadar bakıyor, merakını gidermeye çalışıyor. Değil buraya girmek, buranın duvarına yaklaşmak bile söz konusu değildi diyorlar bir zamanlar. Evet, işte bir rejimin sonu ancak böyle geliyor ve rejim sona erince de bu tür manzaralar ortaya çıkıyor. Babül Aziziye'ye ilk defa geliyorum. Bu manzarayı görmek çok ilginç. Hayatım boyunca hep buraya girebilmeyi hayal ettim. Ama bunun bu şekilde olacağını hiç tahmin etmiyordum.
Yeni dönemin en önemli kimliği müzikle yeni dönemi anlatmak. Tabii ki hip hop ve rap önde geliyor. Böyle bir patlama var. Karışık şarkılar ya da yeni yapılan şarkılar. Hemen hemen hepsi özgürlük, yeni ülke ya da eski yönetimi eleştiren, Kaddafi'yi eleştiren sözlerle ilgili. Ama en karakteristik özellik söylediğim gibi müziğin rap ya da hip hop olması. Biraz önce bu sanatçıları sorduk. Bir kısmı örneğin bu muhalifti ancak söylemiyordu. Tunus'ta yaşıyordu diyorlar. Şimdi yeni döneme özgü özgürlük şarkıları söylediğini belirttiler. Ömer Muhtar'ın fotoğrafları var kapaklarda. Böyle bir patlama yaşanıyor. Bir kısmı da aslında Kaddafi döneminde şarkı söyleyen, tabii ki o döneme uygun şarkı söyleyenler, onlar şimdi tarzlarını değiştirmişler. Muhalif olmuşlar. Muhaliflere yakın şarkılar söylüyorlar. Bu tür değişimler, bu tür kaymalar da oluyor. Arap ayaklanmalarında diğer ülkelerde olduğu gibi Libya'da da gençlerin payı çok büyük. Aslında silahlanan, cepheye giden, Kaddafi'ye karşı ayaklananlar aslında Kaddafi'nin belki ikinci döneminde doğanlar, yani yeni nesil. Bu neslin özelliği diğer ülkelerde olduğu gibi her türlü baskıya rağmen dünyayı çok daha yakından izliyor. Sosyal medya, internet, Twitter, Facebook, uydu kanalları, El Cezire gibi, diğer kanallar gibi dünyayla çok daha yakın ilişki içindeler. Neler olup bittiğini biliyorlar ve soru şu tabii ki, niye bizim ülkemizde yok? Biz niye daha özgür, daha refah yaşamıyoruz? Dolayısıyla yeni kuşağın bütün bu ayaklanmalarda, Libya'da da etkisi büyük. Çünkü genellikle söylenen yeni kuşaklar olmasaydı eski kuşakları harekete geçirmek belki çok daha zor olabilirdi deniyor. Polisim ama Mart ayından beri görevimi bırakıp orduya katıldım. Kısa bir eğitim aldım ve sonra şehre indik. Biz huzur, özgürlük ve daha iyi yaşamak için yola çıktık. Bu hareket gençlerle başladı. Sonra büyüklerimiz bize katıldı. Artık istediğim yere gidip müzik yapabilirim, şarkı söyleyebilirim. Eskiden böyle bir şey yoktu. Şarkı söylemek için belirli izinler almanız gerekiyordu ve müzik yapanlar para da kazanamıyordu. Ben şimdilerde kendimi daha özgür hissediyorum. Artık istediğim yerde şarkı söyleyebilirim ya da yurt dışına gidebilirim ve inanıyorum ki hükümet kurulduktan sonra müzikten para da kazanacağım. Kaddafi'nin sonu nasıl geldi? Ayaklanmaya çok sert müdahale eden ve ordusunu halkın üzerine süren Kaddafi'ye müdahale NATO'dan geldi. Hiçbir askeri tecrübesi olmayan muhaliflerin bir kısmı batılı uzmanlarca eğitilirken çoğunluğu eline ilk kez silah alanlardan oluşuyordu. NATO havadan Kaddafi'nin askeri merkezlerini bombalarken muhalifler karada savaştı. Kaddafi sonunda başkent Trablus'tan kaçmak zorunda kaldı. Kendisine bağlı güçlerle Beni Velid ve Sirte'de direndi. Peki deneyimsiz askerlerden oluşan, herhangi bir askeri eğitim olmayan, her yaş ve meslekten insanın oluşturduğu muhalif güçler nasıl savaştı? Pasaport ekibi Beni Velid ve Sirte düşmeden çok kısa süre önce ön cephedeydi. Müzik
Bugünlerde Libya'da en çok rastlanan şey kontrol noktaları. Ülkenin hemen hemen her yerinde güvenlik için kontrol noktaları söz konusu. Bu da onlardan birisi ama sadece o değil. Ön cepheye giderken en önemli merkezlerden birisi. Ön cephedeki askerler buraya geliyor ki burası Beni Velid'in yakınlarında bir yer. Burada değişim yapıyorlar, dinleniyorlar. Araçları burada tekrar kontrol ediliyor, benzin alıyorlar. Silahlar burada yenileniyor ya da değiştiriliyor. Her yaştan asker ya da muhalif savaşçı burada var. Birçoğu ön cephedeydi. Biraz önce konuştuk, buraya geldiklerini söylüyorlar. Tabii ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor. Hani Mad Max filmini hatırlayacak olursak araçlar, kıyafetler, silahlar biraz o filmi sanki o film karesinden çıkmış insanları hatırlatıyor. Bunların bir kısmı da bir süre sonra ön cepheye, Beni Velid'in ön cephesine gidecekler ve burada sonuçta şimdi dinleniyorlar ve belki bir süre sonra da hareket edecekler. Biz de şimdi Beni Velid'e doğru buradan tekrar yola çıkacağız. Kaddafi'nin silahları, Kaddafi'nin cephaneleri şimdi kendisine yöneltilmiş durumda. Bütün depolar, bütün cephanelikler artık muhaliflerin elinde. Burada Rus yapımı her türlü mühimmat söz konusu. 127'lik uçak savaş mermileri, daha küçük çaplı mermiler kutuların içinde. Yine Afganistan Savaşı'ndan hatırlayabileceğimiz RPG, yani omuzdan ateşlenen roketler, mermisi, Kalaşnikovlar. Hemen hemen her taraf, ülkenin her tarafı cephanelerle dolu. Ancak muhalifler bu cephaneleri kontrol etmeye de çalışıyor. Bu gençlerin hemen hemen hiçbirisi asker değil, askerlik eğitimi yok. İlk eğitimlerini biraz acemici de olsa burada yapıyorlar. Daha tecrübeliler ya da Libya'nın, Libya ordusunun eski askerleri, muhaliflere katılan eski askerler, onlara burada silah eğitimi veriyorlar. Beni Velid'deki ön cepheye doğru ilerliyoruz. Bakalım ileride karşımıza ne çıkacak. Bir tepenin arkasını, tepeyi geçmemiz gerekiyor. Dumanlar, siyah dumanlar da o tepenin arkasından yükseliyor. Ön cephenin son noktası. Bu son noktada büyük cephanelikler var. Cephaneyi burada kamyonlara yüklüyorlar ve ön cepheye doğru yolluyorlar. Gördüğünüz gibi bütün Kaddafi ordusunun malzemesi şu anda muhaliflerin elinde. Bunlar da top mermileri sanırım. Gerçi buradan hani göremiyorum ama ya tank ya da top mermisi. Bunlar tabii Kaddafi ordusunun depolarında uzun yıllardır kalanlar. Görüyorsunuz bayağı da eski mermiler ama burada tabii ki kullanılıyor. Ve tekbir burada en önemli motivasyon kaynağı. Birbirlerini tekbirle selamlıyorlar, tekbirle uğurluyorlar. Sevindikleri sabah zaman tekbir getiriyorlar. Bir slogan, bir karşılama, bir zafer işareti sayılabilir burada tekbir. Biz bunları Kaddafi'den, Zoltan şehrinden aldık. Biz o şehri ve tüm şehirleri birer birer alıyoruz. Ele geçirdiğimiz cephaneleri de Kaddafi'ye karşı kullanıyoruz. Ülkemizi daha az kan dökerek kurtarmak istiyoruz. Tunus sınırından geliyorum. Tarımla uğraşıyordum, şimdi direnişteyim. 6 aydır buradayım. Silah kullanmak istemiyorum.
Ama Kaddafi güçleri bize saldırırsa kullanmak zorunda kalacağım. Şnıstakdım silah. Libya'da bir yandan çatışmalar devam ediyor. Bir yandan cephe gerisinde hem eğitim hem de biz buraya geldik. Eğitimle birlikte bize biraz da şov, gösteri yapıyorlar. Aslında eğleniyorlar bu tehlikeli oyuncaklarla. Bir süre sonra belki bunlar ön cepheye gidecek. Çoğu kullanmasını bilmiyor. Burada öğreniyor. Biraz karmaşa, çokça özgürlükte devam ediyor. Bir zamanlar korkuyla ya da zorla getirildiklerini söyleyen insanlar bugün geniş meydanlarda, şehirlerin önemli merkezlerinde toplanıp özgürlüklerini bir şekilde kutluyorlar. Özgürce geliyorlar, bindirilmiş kıtalar burada yok. Tabii ki inanılmaz güvenlik önlemleri alınmış durumda. Çünkü ne zaman ne olacağı belli değil. Geçiş dönemin Adalet Bakanı'na biraz sonra Libya'nın şu anki durumu, gelecekte nelerin Libya'yı beklediğini ve Türkiye ilişkileri soracağız. Ancak inanılmaz bir koruma ordusu var. Daha doğrusu herkesin bir koruması var. Kimin kimi koruduğu çok da belli olmuyor. Ama biraz sonra bakana yaklaşacağız ve bu soruları soracağız. Yaklaşık 2 aydan beri yeni hükümeti kurmak için uğraşıyoruz. Bunu yapmak kolay değil. Libya'nın anayasası çıktıktan sonra seçim nasıl olacak? Partiler nasıl düzenlenecek? Hükümet nasıl kurulacak? Hepsi anayasa çıktıktan sonra belli olacak. Tabii bu arada partiler ve seçimler olacak. Bir demokrasi ülkesi nasıl olursa aynısını bizim için temenni ediyoruz. Ama en büyük problemimiz silah. Her yerde silah var. Çok yakında silahları da toplamaya başlayacağız. Gönüllülerle kurduğumuz ordu kısa zamanda çok başarılı oldu. Çoğu profesyonel asker değildi ama yürekleriyle çalıştılar. Ancak yakın gelecekte tabii ki biz de düzenli orduya geçeceğiz. Ve burada gördüğünüz gençlerin çoğu işlerine, okullarına geri dönecek. Bir de tabii silah toplama meselesi var. Zamanı geldiğinde tüm silahları toplayacağız. Herkes kendi işini yapacak ama dediğim gibi daha zaman var. Kaddafi'nin öldürülüş şekli Kaddafi karşıtlarının bile tepkisini çekerken canlı yakalanıp yargılanması gerektiğini söyleyenler de var. Çünkü intikam duygusunun ileriye yönelik riskleri hiç de az değil. Libya şimdi Kaddafi sonrasına hazırlanıyor. Süreç hiç de kolay geçecek gibi görünmüyor. Ulusal Geçiş Konseyi'ne göre yeni dönemde Libya, İslami kuralların ağırlıklı olduğu bir anayasayla yönetilecek. Başkent Trablus limanındaki sakinliğin tersine kısa vadede, kısa sürede ülkede bir takım sorunlar baş gösterecek gibi görünüyor. Ulusal Geçiş Konseyi eşit temsil sözü verdi. Dil ve kültür farklılıklarının korunacağını taahhüt ediyor. Ama bunlar ne kadar yerine gelir şu anda belli değil. Çünkü bölgeler arasında da sıkıntı var. Örneğin Bingazi ile Trablus arasında. Savaş sırasında kim daha fazla direniş gösterdiyse o daha fazla sandalye alsın tartışmaları söz konusu. Azınlıklar var, Tuarekler, Berberiler. Onların ne olacağı şu anda belli değil. Verilen sözler bunların hepsinin yerine getirileceği yönünde. Ayrıca gerginlik noktalarından birisi de petrolün paylaşımının nasıl olacağı. NATO konusunda şu anda NATO'ya ciddi bir destek var, teşekkür var. Fransa'ya teşekkür ediliyor, Türkiye'ye teşekkür, diğer ülkelere teşekkür ediliyor. Ancak bazılarının da bundan sonra bu petrol nasıl paylaşılacak, buradaki alanlar nasıl paylaşılacak,
yine eskiden olduğu gibi bizi sömürmeye mi gelecek diye soranlar söz konusu. Libya işte bu süreyi daha sakin atlatmaya çalışacak. Ancak diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda komşular Mısır ve Tunus örneğin herhangi bir kurumsal altyapı şu ana kadar burada kurulmuş değil. Çünkü Kaddafi yönetimi 42 yıldır burada herhangi bir kurumsallaşma, herhangi bir sivil harekete ya da parlamenter bir sistemin oluşması için gerekli altyapıya izin vermiş değil. Libya dolayısıyla kendisini neredeyse sıfırdan kuracak gibi görünüyor.